Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir çalışma yapacağız. Bebe battaniyesi öreceğiz. Bu görmüş olduğunuz battaniyemizin yapımını sizlerle birlikte bütün ayrıntılarıyla göreceğiz. Şimdi, battaniyemizin bir ucundan diğer ucuna kadar şöyle ben çekerek size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi battaniyemiz epeyce büyük bir çalışma oldu. 90 santimetre modelimizin iç kısmı kenarlarıyla birlikte 96 santimde bu güzel battaniyemiz tamamlanmış oldu. Evet şöyle tamamlandıktan sonra alt kısmını da şöyle görmenizi istiyorum. Bakınız iç kısmına da astar çalışması yaptım. Sizler yapmayı bilmiyorsanız mahallenizde herhangi bir terzi ile bu işlemi muntazam olarak yaptırabilirsiniz. Hani risk almamak eğer dikişte de acemilik varsa risk almamak en güzelidir. Ve tığımıza gelecek olursak 2.5 numaralı tığımı kullandım. 3 ya da daha fazla renkle de örebilirsiniz ya da iki renkle de bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet, bütün ayrıntılarını anlatmak istiyorum ama şunu da hatırlatmak istiyorum: 8 ya da 9 tane ipimizi. E kullanıyoruz bu çalışmamızda. Onun için eksik almazsanız iplerimizi çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Yani herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Evet, yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri yorumlarınız ve beğenilerinizle de desteklerseniz çok mutlu oluruz. Evet, şimdi bu güzel çalışmamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. Battaniyemizi örmek istediğimiz ölçüden birazcık fazla olacak şekilde zincirimizi çekmeye başlıyoruz. Üzerine trabzanımızı yapacağımız için fazla olsun altta zincirimiz herhangi bir tersliğe karşı zincirimizde eksiklik olmasın fazla olsun fazlayı da şu şekilde kesip çıkarırız. Hatta ben burada birazcık fazla bırakacağım kesip çıkartmasını görmenizi istiyorum rahat bir şekilde onun için fazla olsun eksik olmasın. Trabzanımızı ördüğümüz zaman ise istediğiniz ölçü gelince fazla kalan zincirimizi kesebiliriz. Modelimiz birbirinin tekrarı olduğu için çok da uzun gitmiyorum. Ve zincirimi yeterli oldu. Üzerinden modelimi kurmaya başlayabiliriz artık. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 5. zincir yuvası içerisine gelerek batıyorum. 1 2 3 şöyle 3 defa da çektim daha sonra bütün zincirleri aynı şekilde örüyorum burada modelimiz dörder trabzan grupları olduğu için 4 ve katlarıyla oluşacak artı iki tane trabzanımız kenarlar için öreceğiz 4 yani ve katlarıyla ayarlayacağız. Bir tane başlangıç kenar için trabzanımız bir de bitiş için. Onu da şu şekilde kenar çalışmamızı yapmak için burada modelimizin bütünlüğünü bozmamak adına kullanacağımız bölüm olacak. Yani 4 tane burada 5. Diğer tarafta da aynı şekilde diğer yönde de bakın 4 trabzan 5.sinde ise kenar çalışmamızı yapacağız. Şimdi bütün trabzanlarımızı 4'ün katlarıyla örelim ve artı 2 trabzanı da tamamladıktan sonra yeniden birlikte olalım. Yeteri kadar trabzanımı ördüm. Bir tane kenar trabzan. Bunu kenarımızı örmek için kullanacağız. 4 tane modelimizin içindeki trabzan sayımız. Yine 4 tane modelimizin içinde kullanacağız. 4 trabzan modelimizin içi 4 tane trabzan modelimizin içi ve bir tane de kenar e, trabzanımız yine kenar çalışması için kullanacağımız bölüm şöyle biraz zincirimizi arttırdım bakınız buradan kesme işlemini yapalım kesinlikle hemen buradan kesmiyoruz sevgili arkadaşlarım 1 2 3 4 dördüncüden kesebilirsiniz şöyle geriye gelerek kesinlikle buradan kesmiyoruz trabzanlarımıza zarar veririz ve alttan sökülmesini sağlarız Şöyle kesiyorum. Ne kadar uzun olursa olsun hiç fark etmez. Kestikten sonra şöyle alıyorum. Ucunu bakınız. Sonrasında sıkıştırıyorum. Bakın şöyle çekiyorum. Tırnağımla sıkıştırıyorum. Ve ilk trabzanın dibine geliyor. Bu kadar kolay bir çalışma. Şimdi ara rengim olacak. Rengimi çalışıyorum aradaki ve kenarımızı çalışacağımız rengimiz bu araya koyduğumuz renk olacak şuradaki bordolarımızı gördüğümüz gibi son trabzanımı bu rengimle kapatıyorum ve bir tane zincirimi çektim sağlamlaştırmak için 1 2 3, 4. 4 tane zincirimi çektim ve örgümün arkasını çevirdim. Ve buradan başlıyorum. Bakın şu üzerine battığımdan değil yanındakinden. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün tam arasına giriyorum. Şöyle alttan yukarıdan değil tam araya. Sonra 1, 2, 3, 4. Yine 4 tane ayırıyorum. 2 ve 4 tam araya bakınız. Şöyle geniş trabzan arasına giriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4 trabzanım ayırdım. Araya giriyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Yine giriyorum. Şu şekilde bakınız. 4'er 4'er bölümlerimizi ayırdım. Son zincirimizi battıktan sonra diğer rengimi alıyorum. Ve zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çekip iplerimi buradan sıkıştırıyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine 4 tane trabzanım örüyorum. 1 defa doluyorum. 3 defa da örüyorum. 2 oldu. 3 ve 4. Direk bağlandım bakınız. Sonrasında zincirlerimi çektim. 4 tane trabzanımı yuva içerisine yerleştirdim. Sonra araya zincir çekmeden yeniden ikinci yuva içerisine geliyorum. Ve 4 tane trabzanımı bir dolayıp 3 defa da örüyorum. Ve 4. Yine zincir çekmeden araya dördüncü örüyorum. Dört trabzanımızı ördüm. Dörder dörder. Ve tekrar dört tane trabzanımı örüyorum. Üç ve dört. 4 tane trabzan ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Kenardaki bakınız pembemizdeki trabzanımın üzerine batıyorum. Hem başlangıçta hem bitişteki bu kenar trabzanımı örmeyi unutmuyorum. Şimdi tekrar hardal rengimizde ipimizi koparmıyorum. Buradan alarak devam ediyorum. İpimi şöyle biraz uzatayım. ilmeğimiz kaybolmasın. zincir çekerek çıkarmış olduğum trabzanımın en üzerine giriyorum. Şu kısımdan baktığımızda en üst gelen kısma ilmeğimi geçirdim. 1, 2, 3, 4, 4 tane zincirimi çektim ve direkt geliyorum. Şu araya batıyorum. Eğer çekecek gibi olursa ilk zincir olduğu için biraz mesafe uzun olabilir. Şöyle 5'e de çıkarabilirsiniz. Batıyorum. 1, 2, 3, 4, araya giriyorum 1 2 3 4 yine bakın şu araya giriyorum 1 2 3 4 araya giriyorum şöyle ipimi içinden geçiyorum bir tane de zincirimi çektikten sonra kesiyorum. Şu şekilde modelimizi hep ön yüzden öreceğiz. Yani trabzanlarımızın hep ön yüzde durması gerekmekte. Diğer e, aradaki kullandığımız sürekli gelgitler yapabilir ama buradaki trabzanımızın olduğu bölüm ön yüzlerimizde olacak. Onun için ipimi kesiyorum. Pembe rengimi. Tekrar ön yüzden başlatıyorum. Krem rengi Bakın açık limon sarısı olan rengimin tepesine aşağıya giriyorum. Hardala değil. Buradan 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Sonrasında ön yüzünde lütfen buna dikkat edin. Belki de tek büf noktası diyebileceğimiz bölüm. Sonrasında ipimi alttan da gizleyerek 4 tane içeriye trabzanımı örüyorum. Bir tane kenarda trabzanımız var dördüncü ördüm araya zincir çekmiyorum ve hep ön yüzden trabzanlarımız sevgili arkadaşlarım sonrasında yeniden sıra sonlarında iplerimizi koparalım ters gelecek yönde özellikle hardalımızı sürekli döneceğimiz için hem battaniyemiz büyüdükçe daha sizler için koparmak kolay olacaktır yine enli bir çalışma yaparsanız taneler 80 santim, 90 santim olabilir. 70 santim de örebilirsiniz. Hemen bu şekilde bu setlerin üzerine koymak için küçük de örebilirsiniz. Çok fazla büyük olmasına gerek yok. Diğer son trabzan grubumu çalışıyorum. 3 ve 4. 4 tane içeriye birer tane de başlangıç ve bitişteki Trabzon'da kendisine batıyoruz. Bakınız hardala değil. Direkt alttaki rengime batıyorum. Şöyle biraz daha rahat alıyorum ki kasma olmasın. Yani kenarımız kısa kalmasın. Ve battaniyemizi büzmesin. Bakın. Ne kadar güzel oldu. İpimi bir tane de zincirimiz çektikten sonra koparabilirim. Ama dilerseniz şu şekilde de hardalımı geçirip bir 2 3 4 5 ister 4 ister 5 çekebilirsiniz kasma olmasın birinci trabzanı buradan geldiğimiz için 5 daha rahatlatacaktır 1 2 3 4 aralarda 4'er 1 2 3 4 bakın araya artık çok rahat belli oldu 3 ve 4 son trabzanıma batıyorum bırakıyorum. Şöyle. Çok muntazam, çok düzgün bir model ve çalışması da bu şekilde kolay. Ee, sadece püf noktasını tekrar hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle buradaki trabzan grubumuzu arkaya yani ters yönü düşürmeyelim. Hep düzden öreceğiz ve düz bir çalışmamız olacak bu şekilde. Kenarlarımızı ise dört kenarına sık iğne dolaşarak tamamlayabilirsiniz. Şeklini dolaştığımız zaman sadece şuradaki dört köşemizde geçişlerimizde iki tane zincirimiz var. Her seferinde de her sırada iki tane sık iğne, iki zincir, iki sık iğne, iki tane sık iğne, iki zincir, iki sık iğne şeklinde artışlarımızı yapıp herhangi bir şekilde büzmesini engelleyebilirsiniz. Direkt üzerinden başlayarak devam ediyoruz. Bütün aşamalarını birlikte çalıştık. Zaten çok kolay bir çalışma. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve yapmaya karar vermişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.